Yazonik Paşa da her özlediğinde seni İstanbul'a gönderirim demişti. Sonra olmaz. Para biriktireceğiz demeye başladı. Aramızdaki çatışma her yıl daha da büyüdü. Son zamanlarda eve de çok az geliyordu. Ama ben hep sabrettim. Ve sevdim. Ne işe gibi yatıyorsun? Gırla gideceğiz ya. Şunlarla koyma dedim kaç defa ortalığa. Ne yapayım sevmiyorum işte. Ayrıca konuşmana dikkat et. Ya biz sana göre kuruyuz ya konuşamıyoruz. Kalk çocuklar hazırla. Yazon çocukları çok severdi. Ama onlarla vakit geçirmezdi. Ben çocuklarım olduktan sonra problemleri yok saydım. Çok mutluydum. Eşim son zamanlarda eve ya geç gelirdi ya hiç gelmezdi. Sorsam cevap bile alamazdım. Rum askeri bölüğe gidiyor. Komutan diyor ki, oğlum diyor yarın nöbet sende diyor. Ben gitmem komutanım diyor. Oğlum niye gitmiyorsun? Bugün nöbet tuttun diyor. Nasıldı diyor. Ben gitmem komutanım diyor. Oğlum niye gitmiyorsun diyor. Karşıda diyor bir Türk askeri nöbet tutuyor diyor. Bana işaret etti dünden diyor. Yarın akşam hava kararınca diyor. Yerden yürüyerek, havadan uçarak veya denizden yüzerek senin yanına geleceğim. Sana bir şey diyeceğim. Gözlerim kardeşim gibi dışarı fırlayacağım dedim diyor. Tamam mı? Evet anne biz çok iyiyiz. Her şey yolunda. Yason çok iyi. Çalışıyor. Çok çalışıyor. Çocuklar da iyi. Uyuyorlar. Yasın inşallah. Anne, baban nasıl? Tamam. Ben de öpüyorum anne. Hoşça kal.
Halen en ufak bir şey hatırlamıyor musun? Hayır. Hayır, ben yapmış olamam. Medea, bak bana birçok şey anlattın. Ama şimdi ben senden olay günüyle ilgili neler hatırlıyorsan sakin bir şekilde onları anlatmanı istiyorum. Çok sıkılmıştım. Dışarı çıkmak istedim.